Düşe kesite şekli olan yolun K noktasından ilk hızlısı harekete geçen kızak sürtmesi KL yolunu geçip sürtmeli yatay LM yolunun M noktasında duruyor. Sadece yatayımız sürtmeliymiş arkadaşlar? Altını çizelim isterseniz. Şöyle sürtmeli olduğu belli olsun. Kızan yatay yolda daha kısa mesafede durması için işlemler hangileri tek başına yapabilir demiş. Gelin bir enerji dönüşümünü yazalım. Şu an ne enerjisi var dersek kütlesine M dediğimiz M yaş potansiyel enerjisi var. Eşitleri yatay düzlemde bu sürtmeli yola gidiyor. Yani F sürtünme çarpı X'e dönüşüyor. Şu yola da X diyelim isterseniz. O f sürtmeyi biraz açalım. mgh eşittir. F yatay düzlemde k çarpı mg çarpı x. Bakın m'ler gidiyor. Dolayısıyla m'e bağlı değil. M arttırmak ya da azaltmak aldığı yolu değiştirmeyecek dolayısıyla. Biri de ne diyor? Kıza bir kişinin daha binmesi diyor. M artacak. Ama diğer tarafta da m var. Yani mgh arttığı oranda sürtme kuvveti de arttığı için değişen bir şey olmadı. O yüzden attık. 2. Yatay yoldaki sürtünme katsayısının artırılması, Evet k'yı arttırırsak x'imiz ne yapacak burada? Kısalacak. Dolayısıyla söyleriz bunu. 3. H yüksekliğinin azaltılması demiş. H yüksekliğini azaltırsak şu mesafemiz azalırsa evet mecburen x'imiz de azalacak deriz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani denizde olacakmış. Aşağıdaki birimlerden hangisi enerji birimi olarak kullanılmaz demiş. Hakikaten Joule doğrudan enerji birimi bunu biliriz zaten. Şimdi Newton metre enerji birimi mi aslında? ya yani Newton metre enerji birimi de ezberlemek zorunda değiliz. Bunu kapatıp formüle çevirsek formülleri genelde biliriz çünkü. Hadi formüle çevirelim. Newton yerine F yazarsak kuvvet olduğu için metre yerine de X yazarsak bakın Fx tanıdık gelmeye başlamıştır. İş çünkü F çarpı X. X de enerji değişimi olduğu için evet Joule kullanırız. Zaten enerji iş birimi aynı zamanda Joule'dur. Kilogram metre bölü saniye kare demiş. Kilogram yerine kütle yazsak M desek. Metre bölü saniye kare X kare bölü T kare yazsak bunun yerine. X bölü T biz hız olmuş oluyor. Dolayısıyla onu da kapatsak m kare olur. Başına bir de 1 2 koysak 1 2 m kare kinetik enerji formülü onda bir mejul değil mi? O zaman bu da julmuş kullanırmış. Newton bölü kilogram demiş. Newton yerine kuvvet f yazsak. Kilogram yerine de m yazsak. Arkadaşlar f bölü m ivmenin birimi a'nın birimi. Dolayısıyla o da jul olmayacağı için cevabı bulduk aslında. Watt saniyede bakalım. Watt dediğimiz güç p ile gösterdik. Zamanı t ile gösterdik. Enerji güçle zamanın çarpımı. Enerji biriminde jul. Evet alırız bunu da. Cevabımız deniz olacakmış deriz. Düşey kesinti bulan sistemde O noktasına bağlı ipin ucundaki taş K noktasından serbest bırakıyor ve en fazla M noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş sürtmeler önemsiz diyor. Orası önemli arkadaşlar. Sürtme önemsiz oldu da mekanik enerji korunacak çünkü. Arkadaşlar şu mesafesi çok yanıltmasın. Şu mesafenin olması aynı yüksekliğe çıkmasına bir engel değil. Çünkü potansiyel enerji mecburen korunacağı için daha doğrusu mekanik enerji korunacağı için aynı enerji tekrardan sağlaması lazım. Sadece o mesafenin olması şuradaki KL uzunluğunun LM uzunluğuna göre farklı olmasını sağlayacaktır. Onun, onun haricinde bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun söyleyelim şimdiden bakalım şimdi. Ne demiş A'da? K noktasından L noktasına gelene kadar geçen sürede taşın kinetik enerjisi artar demiş. Evet K'dan L'ye giderken potansiyel enerjisi azaldığına göre kinetik artmalı. Çünkü mekanik enerji korunacak. kinetik artı potansiyelin toplamı. B'de ne diyor? L noktasından M noktasına gelene kadar taşın potansiyel enerjisindeki artış L'deki kinetik enerjisine eşittir demiş. Şimdi K'dan L'ye gelene kadar bir potansiyel kaybetti. Kaybettiği potansiyel kadar kinetik kazandı. Dolayısıyla L'den M'ye gelirken de kinetik enerji kaybı kadar potansiyel enerji kazanacak. O anlamda doğru olmuş olacak dolayısıyla. C taşın salınımı süresince mekanik enerji değişmez. Evet, ortam sürtünmesi olduğu için mekanik enerjimiz korunacak söyleriz. D Taşın K noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasındaki potansiyel enerjisinden büyüktür demiş. Hayır, mekanik enerji korunacağı için burada sadece potansiyel, burada sadece potansiyel var. O yüzden potansiyel enerjiler mecburen birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden cevabımız buymuş. Yanlışı bulduk. Edirne'ye de bakalım son olarak. L noktasından M noktasına gelene kadar geçen süre içinde taşın potansiyel enerjisi artar. Evet, yukarı doğru çıktığı için potansiyel enerji artacak, kinetik azalacak deriz. Cevabımız Denizliymiş yani. Hava direncinin önemsenmediği ortamda şekli konumlarında sabit tutulan kavili cisimin yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Ağırlıkları GK, GL olan kavili cisimleri şekli konumlardan serbest bırakıldıklarında yere sırasıyla EK, ile kinetik enerjileri çarpıyor. Buna göre GK, GL, EK, EL arası ilişki hangisinde doğru verilmiştir diye söylüyor. Arkadaşlar mevcut durumda potansiyel enerjileri eşit olduklarına göre bunun kütlesine M diyeceksek MG 2H potansiyel yapmış oldu. Diğer iki m kütleli olsun ki 2MGH'dan potansiyel enerjileri eşit olabilsin. Dolayısıyla ağırlık dediğimizde zaten M ile G'nin çarpımı olduğu için bakın L'nin ağırlığı K'nın ağırlığının iki katı olmuş oldu. O zaman L, K'nın iki katı olacakmış. Mesela Deniz ya da Edirne varmış burada. Devam edelim. Bakın şu an için bunların potansiyel enerjileri eşit. İkisinin de yani birincinin Mg 2 aşı var. Diğerinin ise 2 Mg aşı var. Dolayısıyla potansiyel enerjiler eşit olduğu için sürtmesi ortamda yere çarptıklarında bu enerjilerin tamamı kinetik enerjiye dönüşecek. O yüzden dolayısıyla bunun yere çarptığında kinetik enerjisi 2 mgh. L de yere çarptığında kinetik enerjisi 2 mgh kadar olacağından EKL'ye e, eşit olacakmış deriz. O mantıkla cevabımız Edirne olurmuş. Vakum pompası ile havası tamamen boşaltılan odadaki bowling topu ve kuş tüyü şeklindeki konumlardan serbest bırakılıyor. Buna göre bowling topu ve kuş tüyü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir yeri çarpmanızda reşittir demiş. Arkadaşlar bir için denklem yazalım isterseniz. Kütlesine M desek, yüksekliğine H desek bunun MGH potansiyel enerjisi vardı. Yere indiğinde bu bir bölü M kareye dönüşüyor. Mesela m'ler birbirini götürdü. Yere çarpmanızı kütleye bağlı değilmiş. Bakın havası boşaltılmış. Dolayısıyla sürtünme kuvveti yok. Enerji korunacak. Tamam arkadaşlar buna dikkat. O anlamda bowling topu da kuş tüyü de yere aynı hızda çarpacak. Bu biraz mantıksız gibi gelebilir arkadaşlar ama hakikaten bu böyle. Bununla ilgili deney YouTube'da var. izleyebilirsiniz. Yazarsanız serbest düşme deneyi diye çok güzel deneyler var. E, izleyebilirsiniz. Mesela yere çarptığımızda eşit olur deriz. Yere çarptıkları anda kinetik enerjileri eşittir diyor. Yere çarptığında hızları birbirine eşit de kütleleri birbirine eşit olmayacak ki bowling topunun kütlesi daha büyük. Bir 2 m kareden bowlingin kinetik enerjisi kuş daha fazla olacaktır. Bunu attık. Mekanik enerjiler işte olabilir mi? Demiş. Bu da olmayacak. Şu anki mevcut durumda potansiyel enerjileri ne kadarsa yere çarptığında enerji korunumu gereği mekanik enerjide o kadar olacak. Dolayısıyla e şu an bowling topunun potansiyel enerjisi büyük olduğu için emi büyük olduğu için o yüzden de mekanik enerjisi de yere çarptığında birincinin ikinciye göre yani bowling topunun kuş türüne göre büyük olacak. Bayağı büyük olur hem de. O yüzden bunu da dağıttık. Cevabımız yalnızca bir Adana olurmuş deriz. Sürtülmesi yatağı üzerindeki şekildeki doğrusal yörüngede hareket eden K'cis 0T zaman alanında hareket doğrusu uygulanan net bir kuvvetin etkisinde kalmaktadır. Buna göre 0T arasında K'cis münayetini yiyecekten hangilerinin büyüklüğü değişir demiş. Arkadaşlar ne diyor? Hareket doğrusunda net bir kuvvetin etkisinde kalacak. Yani o kuvvet aynı yönde de olabilir. O kuvvet zıt yönde de olabilir. Bununla ilgili bakın kesin bilgi yok. Aynı yönde zıt yönde olabilir. Tamam arkadaşlar bu mantıkla bakacağız. Eğer aynı yönde ise hızlandırır bunu ters yönde ise yavaşlatır. Şimdi yatayda olduğu için yukarı bir hareket olmadığı için potansiyel enerjisinde herhangi bir değişiklik olmaz. Ama kinetik ya artacak ya da azalacak bir bölü kare hızı değişeceği için. Zaten şu an potansiyel olmadığı için mekanik enerjisi de aslında kinetik enerji kadar olacak. Kinetik enerjisi değişiyorsa mekanik enerjisi de değişmiş demektir. O yüzden artacak ya da azalacak kuvvetin yönüne göre değişir. Dolayısıyla artar ya da azalır deriz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 denizde olacakmış. Bir sporcu elindeki gülleyi K noktasından V büyükteki hızla fırlatıyor. Bu durumda gülle yerden en yüksek noktası L olan şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre K noktasından L .San gelene kadar gülleye ait kinetik ve mekanik enerjinin zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdaki hangisi gibidir demiş. Arkadaşlar şu lafa dikkat sürtmeler önemsiz. Sürtmesi ortamda mekanik enerji korunur. O yüzden mekanik enerji sabit kanun bakıyorsa hepsinde sabit. Onu eleyemedik. Peki devam. Kinetik enerjiye bakacağız. Kinetik enerji yukarı doğru çıkarken azalırmış. Kinetik enerjiye bakıyoruz. Hepsinde azalıyor. Bakın bunu da eleyemedik. Şimdi o zaman başka şeylere bakacağız. Şu an için mevcut durumda arkadaşlar kinetik enerjisi var. Artı bir de ne enerjisi var? Potansiyel enerjisi var. Yerden yüksekliği olduğu için. O zaman pot mekanik enerjisi kinetik enerjiden daha büyük olmalı. Bakın mekanik kinetikten daha büyük olacakmış. Bunu eledik. Aynı yerden başlamış çünkü bunu eledik. Burada mekanik daha büyük olacaktı. Da Edirne'ye edildik. Burada kinetik daha fazlaymış. Ceyhan ya da Denizli kaldı. Devam. Peki bunların birbirinden farkı ne? Mekanik ikisinde sabit. Kinetik azalıyor ama kinetik denizde sıfırlanmış. Peki sıfırlanacak mı? Bakın L noktasından geçerken bir yatay hızı mecburen olmak zorunda, değil mi? Yani aşağıdan yukarı doğru atılsaydı kinetik olmayabilirdi tepe noktasında. Ama burada bir hız olacağı için kinetik enerjisi halen olacakmış mecburen. O yüzden kinetik enerjisi sıfırlanmayacak. Yani denizde olamayacakmış. O zaman cevabımız Ceyhanmış. Düşey kesite şekilde olan rampadan atlayan kayak atlama sporcusunun izlediği yörünge şeklindeki kibidir. Buna göre sporcu ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Arkadaşlar bir şekli analiz edelim isterseniz. Bakın K ve M'nin yerden yüksekliği aynı. Dolayısıyla bu noktalarda potansiyel enerjileri birbirine eşit olacak deriz bir. İkincisi M'den geçerken bakın bir hızı olmak zorunda yoksa olduğu yere düşmesi gerekirdi. Öyle bir hareket, eğik atış hareketi gibi bir hareket ya da yatay gibi bir hareket yapması için mutlaka bir hızı olmalı. O yüzden bu noktada kinetik enerjisi de varmış. Mesela başlangıçta da bir kinetik enerjisi olmak zorunda o zaman. Mesela emir ilk hızda atılmıştır diye kesinlikle söyleriz. Hangileri olabilir diye sormuş. K noktasından ilk hızsız harekete geçmiştir. Hayır mecburen bir ilk hızı olmak zorunda. O yüzden attık bunu. 2. K noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındakinden büyüktür demiş. Eğer ortam sürtünmeli ise bir kısım enerjiyi kaybedeceği için evet K'daki M'deki'nden daha büyük olabilir dolayısıyla. 3. M noktasındaki mekanik enerjisi L noktasındakinden büyüktür demiş. M burada, L burada bakın. Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji korunur. Dolayısıyla L'deki M'deki'ne eşit olabilir. Eğer ortam sürtümeli ise şu bölümde bir kısım enerji kaybedeceği için L'deki M'den büyük olabilir enerji olarak, toplam enerji olarak. Ama M'deki L'dekinden daha büyük olma ihtimali yok. Çünkü L'den M'ye giderken ekstra bir kuvvet uygulanması lazım ki böyle bir şey olabilsin. O yüzden bu olamayacak cevabımız yalnız iki yani bursa olurmuş deriz. Sürtmenin önemsenmediği ortamda teşhis fıranında oluşan bir dolu tanesi düşey dolu aşağı düşüyor ve T de yere çarpıyor. Buna göre 0T aralığında kütlesi değişmeyen dolu tanesine ait 1, 2, 3 nolu grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bir dolu tanesini serbest bıraktık. Sürtmesi ortalmış. Aşağı doğru gitgide iniyor. Yani aşağı doğru inerken eşit sürelerde eşit hızlar kazanacak. Niye? İvme sabit çünkü yer çekim aşağı doğru indiği için eşit sürelerde eşit hızlar kazanarak aşağılayacak. Mesela T, T, T süre geçerek gitsin. O zaman 1 T'de hızı V'ye çıkarsa diğer 1 T'de hızı 2 V'ye çıkar. Diğer 1 T'de hızı 3 V'ye çıkar deriz bu mantıkla. Ama kinetik enerji olarak baktığımızda enerji E ise 1 bölü kmv kareden sonra 4E sonra 9E diye çıkıyor. Bakın burada kinetik enerji E kadarsa burada kinetik enerji 4E kadar burada kinetik enerji 9E. Yani parabolik bir artış var. O zaman kinetik enerji hangi oranda artıyorsa potansiyel enerji aynı oranda azalması lazımdı. O yüzden potansiyel enerji azalış parabolik olması gerekirdi. Bundan dolayı yanlış çizilmiş diyeceğiz. İki kinetik enerji Parabolik olarak artar mı? Hem de gitgide eğim açısı artacak şekilde. Evet e iken 4'e çıkıyor. Önce e'ye kadar artarken diğer aralıkta 3'e artıyor. Diğer aralıkta diğer t'de 5'e artıyor. O yüzden de parabolik ve eğimi artan olmalı. Bakın parabolik ve eğimi artan olmuş. O yüzden doğru çizilmiş dolayısıyla. Üçüncüye bakacak olursak mekanik enerjisi gitgide artmış. Arkadaşlar sürtmesiz ortamda mekanik enerji korunması gerekirdi. Çünkü ortam sürtünmesizmiş. Nasıl sabit kalması gerekecekti. Burada sabit kalmamış artmış o yüzden yanlış çizilmiş. Cevabımız bu anlamda yalnızca iki yani Bursa olacakmış deriz.